İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Turan Çömez yeni bir paylaşım yaptı. Turan Çömez diyor ki Erdoğan'ın geçen hafta Bandırma'da toplantı salonundan açılışını yaptığı Bor Karbür Fabrikası'nda, bakın Bandırmalı bir vekilden bahsediyoruz, Bor Karbür Fabrikası'nda inşaatın devam ettiğini ve şu an üretim olmadığını biliyor muydunuz? Bakın inşaat şurada devam ediyor, herhangi bir üretim yok. Bu sahte açılış furyasının bir nedeni olmalıdır diye iki fotoğraf paylaşmış. Biz de bu iş nedir? Nereden hissetti bunu? Sevgili Turan Çömez de dün bir denedik, gerçekten yoldaydı. Biraz da tadı damağımızda kaldı. Bu akşam yapalım istedik. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Dün bayağı zorlandık, yoldaydınız ama bu akşam görüntünüz gayet net. Bu nedir karbür mevzusu? Şimdi geçtiğimiz günlerde Erdoğan Bandırma'da Bor Karbür Fabrikası'nın açılışını yaptı ve bu fabrikanın açılmasıyla beraber Türkiye'nin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına gireceği iddiasını ve hayalini yineledi. Fakat burada ilginç bir şey var. Bor Karbür Fabrikası bitmedi daha. İnşaatı devam ediyor. Şu anda üretim yapılması mümkün değil. Ben bunu tabii birkaç yerden teyit ettim. Sadece bir isimden değil, birkaç isimden teyit ettim. Şu anda fabrikanın imalatı yok. Fabrika bitmedi, inşaat devam ediyor. Zaten fabrika içindeki mühendislerden ve çalışanlardan fotoğraf rica ettim. Teyit ettirdim. O fotoğrafı da kamuoyuyla paylaştım. Şu anda inşaat devam ediyor. Twitter hesabımdaki o fotoğraf yeni çekilmiş bir fotoğraf ve şu anda fabrika aktif değil. Bakın Erdoğan ve etrafı, yakınları öyle kurnazca bir hareket yaptılar ki, normalde bir fabrikayı açıyorsanız, fabrikanın önüne gelirsiniz, kurdelesini kesersiniz, içeriye girersiniz, makinelerin çalıştığını gösterirsiniz ve insanlara da dersiniz ki bakın biz Türkiye'deki bu bor, büyük bor rezervini bor karbüre çeviriyoruz, artık büyük bir ekonomik katma değeri var. Erdoğan Bandırma'ya gitti, fabrikanın içerisine girdi, eski bir asit borik fabrikası, onun içerisine girdi, kendisine ayrı bir salon hazırladılar. Işıltılı bir salon. Bu salonun içerisinden sanal bir açılım yaptı. Yahu Sayın Erdoğan, oraya kadar gitmişsin. Fabrikanın içine niye girmiyorsun? Niye insanlara fabrikayı göstermiyorsun? Niye biliyor musunuz? Çünkü fabrika açılmıyor. Çünkü fabrika bitmemiş. Daha peki var. Acele neden? Yani bu mesela Defne'deki temel atma töreni. Sizin paylaşımınızdan görmüştük. Daha sonra Antalya'da da böyle bir hikaye yaşandı, ortaya çıktı. Yani bir çukur kazılacak, bir temel kazılacak, oraya iki tane demir çakılacak ve o beton öyle dökülecek. Onun niye beklenmez? Yani bu iş bu kadar makineyle bence bir 5-10 günde yapılabilirdi. Korkudan. Nasıl bir korkusu var? Çünkü koltuk altından kayıp gitti. Sahada Erdoğan yok, sahada AKP yok, sahada büyük bir öfke var, büyük bir kararlılık var. Erdoğan da bunun farkında, koltuk altından kayıp gidiyor. Artık bütün tuşlara basıyor. Acaba ne yapabilirim de biraz daha oy devşirebilirim? Ne yapabilirim de yandaş kanallardan yaptığı sahte bir takım açılışlarla ve propaganda faaliyetleriyle nasıl iktidarda kalabilirim? Bunun telaşıyla, bunun korkusuyla ve kaygısıyla hareket edin. Gidersiniz fabrik, açılışınızı dersiniz ki fabrika şu tarihte açılacak, bu kadar üretim yapacak, Türk ekonomisine şöyle bir katkı olacak dersiniz. Erdoğan'ın bilgisi dahilinde mi yapılmıştır efendim sizce bu törenler? Yoksa ya biz bir şekilde atalım bu töreni, Cumhurbaşkanı'na attıralım denmiş olabilir mi mesela? Çok yerinde bir soru, çok teşekkür ediyorum. Erdoğan'ın bu detaylardan haberini zannetmiyorum. Fakat siz bu ülkenin Cumhurbaşkanı'sınız. İlerlik yapıyorsunuz. Arkadaşlar nerede bu fabrika? Ben burayı görmek istiyorum demez mi bir insan gittiğinde? İçine bir girip bakmaz mı? Nerede bu ürettiğiniz bor karbür? Bana bir gösterin. Şunu bir kaldırın da insanlara bir takdim edelim demez mi? Dolayısıyla burada hem etrafının suçu ve sorumluluğu var, hem Erdoğan'ın kendi sorumluluğu var. Bakın videoda gösterdiniz. Antakya'da Defne'de o hastanenin, sözüm ona, temel atma töreni tam bir skandal. Gökhan Bey, siz 7.8'lik deprem görmüş, yıkılmış bir şehirde hastane temeli atıyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Oraya fore kazık kakacaksınız, çakacaksınız. Ben bir sürü uzmanla görüştüm. Böyle bir temel olur mu? Almışlar iliştirilmiş gazetecileri yanına. Bir fotoğraf karesiyle, video karesiyle milleti kandırmaya çalışıyorlar. Ve Erdoğan, üzülerek izliyorum. Erdoğan diyor ki deniz kumu değil ha diyor. Yahu böyle bir ucube durum olur mu Allah aşkına? Ve ondan sonra ben tahmin ettim neler olabileceğini. Müsaadenizle şunu bitireyim. Arkadaşlarımı gönder, gidin şuranın görüntülerini alın. İşte o fotoğraf ortaya çıktı. 2 metrekareye dökülmüş birkaç kürek beton, üstüne birkaç demir çubuk
ve milleti kandırmışlar. Sonra siz gördünüz de şaşırdınız mı efendim? Hiç şaşırmadım. Çünkü o kadar iyi tanıyorum ki AKP'yi. O kadar iyi biliyorum ki. Tam da AKP fotoğrafı. Tam da onlara yakışan bir fotoğraftı o. Ve sizin kanalınızda bu haberler yayınlandı. Ortalık ayağa kalktı. Ertesi gün hemen gittiler, kaldırdılar o betonu. Ben de sordum, nereye bu aceleniz, başka bir yere mi dökeceksiniz bu betonu diye sordum kendilerine. Şimdi bugün arkadaşlarımı gönderdim yine. Uzaktan görüntülerini aldılar. Bütün arşivime de aldım görüntüleri. Sokmuşlar oraya kamyonları, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çıkar dersiniz ki şu kadar zamanda bitecek, bu kadar kapasitesi olan bir hastane olacak. Samimi bir şekilde insanlara anlatırsınız. Yani şu manada devlet olanaklarının seçim hesabına malzeme yapılması zaten büyük bir skandal olarak benim karşımda duruyor ama bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yani ne yazık ki öyle. Bu durumu bu şekilde de konuşmak lazım. Böyle bir şeyin içerisinde var oluyor olması. Yani o bunu kim yaptıysa büyük bir suç işlemiş gibi görünüyor. Hatta Recep Tayyip Erdoğan'a karşı da suç işlemiş gibi görünüyor diye düşünüyorum. Üzülerek izledim. Çaresizliklerini üzülerek izledim. Deprem bölgesine gidip çocuklara uzaktan oyuncak atan Erdoğan, 2 metrekarelik betonun altında siyaset kariyerini maalesef heba etti gitti. Yazıklar olsun. Efendim, tabii sizi bulmuşken sadece bu konu değil, bir sorun var siyaseten. Şimdi artık bu hafta ittifaklar ortada. Bu arada vekillik durumunuz nedir acaba? Göreceğiz önümüzdeki günler. Henüz netleşmedi diyorsunuz. Siyasetçilerden laf almak biraz zor ama. Şimdi bu ittifak mevzusuyla ilgili partinizin önemli bir ismi. Çok konuşuldu. Bu hafta da sürekli olarak da açıklamalar yapıyor. İttifakla ilgili, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Yavuz Ağar Alioğlu isminden bahsedeceğim. Bu konuda partide herhangi bir, nasıl diyeyim, bir soruşturma demeyeyim ama kendisiyle bir görüşme yapılacak mı? Nedir durum acaba? Gökhan Bey, bu konuda partimizin tutumu son derece net. Bu süreç çok dikkatli bir şekilde yönetildi ve Sayın Akşener, partimizin lideri, bunu çok demokratik ve çok başarılı bir şekilde yönetti. Biz kazanacak aday istiyoruz diye yola çıktık ve şu anda adayımız kazanacak. Niye? Çünkü adayımızın etrafı tahkim edildi, güçlendirildi. Yanında iki tane Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Keza diğer beş partinin liderleri başkan yardımcısı olarak yola çıkıyor. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu bizim Millet İttifakı'nın ve tabiatıyla bizim partimizin de adayıdır ve sahada kendisini destekleyeceğiz. Ve bu süreç yine ifade ediyorum, Sayın Akşener tarafından son derece dikkatli ve demokratik bir şekilde yönetildi. Toplantılar yapıldı. Kendi kanaatini ve düşüncesini bize ifade etmeden teker teker kanaatlerimizi sordu. Biz kanaatimizin ne olduğunu kendisine ifade ettik. Bu toplantıların en önemlisinde, divan toplantısında Sayın Ağar Alioğlu da vardı. O da buna hiçbir tepki göstermedi o toplantıda. Öyle mi? Ona ifade etti. Tabii ki açıkça altını çizerek söylüyorum. Dolayısıyla bu partimizin ortak kararıdır. Peki sonradan niye böyle bir tavır geliştirdi acaba? Bir karardır ve bu kararı liderimiz, genel başkanımız Sayın Akşener kamuoyuyla paylaşmış. Artık Sayın Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ve bizim adayımızdır. Biz sahada kendimize oy isteyeceğiz ama öte yandan Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na oy isteyeceğiz. Ben zaten 3 gündür sahadayım ve çalışmalarımıza da başladık. Bilemiyorum Sayın Akşener'in kafasında nasıl bir düşünce vardır ama inanın şu anda bunu tartışmanın hem zamanı değil hem de yeri değil. Fakat bir şeyin izninizle altını çizeyim. Kimse bu küçük tartışmadan ve çıkıştan herhangi bir siyasal polemik ya da siyasal kriz beklemesin. Şunu söyleyebilirim, net olarak söyleyebilirim. Birkaç gündür sahadayım, çok yoğun çalışmalar yapıyorum. Net olarak gördüğüm şu, inanılmaz bir heyecan var, inanılmaz bir umut var, inanılmaz bir değişim arzusu var sahada ve o türbülanslı toplantının öncesinden çok daha güçlü bir şekilde partimiz ve tabiatıyla Millet İttifakı yoluna devam ediyor. Şurada çok az kaldı. 14 Mayıs akşamı herkes bu gerçeği görecek. Dolayısıyla Sayın Ağar Alioğlu'nun görüşü kendisini bağlar ve çok üzerinde durmanın ben gereği olduğunu düşünmüyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız ve bu haberler için.